Bir de bu tarafa doğru rica edeceğiz. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde yeni bir dönem başladı. Başkanlığa seçilen Yalçın Ata, esnafın ekmeğini büyütmek için göreve geldiklerini söyledi. Peki esnafın yeni başkandan beklentileri neler? Söz esnafta. Beklentiler yerine gelecekse eğer, her şeyi bekliyoruz biz yani. Her şeyi bekliyoruz. Ne gibi şeyler bekliyoruz Kemeraltı için? Kemeraltı için bak, en güzeli, bak buraları görüyorsun değil mi rezilliğini? Bak rezilliği görüyorsun değil mi? Buralar bir düzelmesi lazım. Ağızda kalmayacak bu işler, yapılacak. Eğer yapılacaksa başkanlık yapsın. Şimdi gerçeği konuşmak lazım, yapılmayacaksa hiç yapmasın. Bizim tek beklentimiz bunlar yani. Bir de işte enflasyon davası. Vallahi Kemeraltı istediğim için şu yollar. Yollar çok bozuk. Yani yolların yapılması daha iyi olur. Yeni başkandan beklentimiz iyi bir yönetici, iyi destekleyici, halkın, esnafın halini, hatırını sorman lazım. Çünkü herkes çok sıkış, zor durumda. Hani kiramızı veremiyoruz artık. Her gün içeri giriyoruz. 1.000 lira iş yapıyoruz. 1.000 lira iş yapıyoruz. 2.000 lira içeri giriyoruz. Esnaflar yani çok mağdur. Şurada mesela bir yağmur yağdığı zaman herkes mağdurdur. Herkes dükkanın içine su basıyor. Hani bir en azından yolları düzelsinler, yolları tamir etsinler. Yani yolla ilgili çok sıkıntılar var. Hani kadın bebek arabasıyla geçemiyor, gidemiyor. Hani takılıyor. Düşüyorlar. Yani bu şekillerde. Vallahi altyapımız berbat. Kemer altını su basıyor her zaman. O yüzden altyapı olursa çok çok seviniriz. Başka nasıl diyeyim? Kanallarımız dediğim gibi altyapı. Yani biraz da tarihi yerleri. Vakıfların olduğu yerler. Tel örgü arasına alıyorlar. Ondan sonra cım bırakıyorlar öyle. Onları bir şeye geçirseler çok çok seviniriz. Yani şu kemer altını kemer altı yapsınlar artık. Kemer altının yolları düzelmesini, bir de bu seyyar satıcılar için biraz düzenleme yapması için daha iyi olur. Yani çünkü çok var seyyar satıcı, insanlar girmek istemiyor. Bir de bu koçlular var biliyorsunuz. Hani biraz önlem oralar alırsa gerisi hikaye.